Malatya Spor Ligi'nin organize takımlarından biri, şema takımlarından biri. Birlikte durmayı, bir arada oynamayı, boşluk vermeyi iyi beceriyorlar. Erol Bulut zaten Abdullah Avcı'yla beraber Başakşehir'de çalışmıştı. Aynen küçük Başakşehir modeli, hep beraber takım halinde 10 kişi topun arkasına geçmeyi iyi bilen, bloklar arası çok fazla boşluk vermeyen, kolay gol yemeyen, kolay gol pozisyonu vermeyen. Önceki hafta Sivas maçında evet 4-4 bir sonuç çıktı ama büyük resme baktığımız zaman 2 sezon işte 34 hafta artı 9 hafta, 43 haftalık Malatya performansına baktığımız zaman genel olarak Malatya doğru duran bir takım. Ki geçtiğimiz hafta Ankara Gücü karşısında da onlar bu doğru duruşu devam ettirmek için bu Tayyip'ten feragat ettiler. Santrfor Adem oynadı. Arkasında Gelermi'yi, Alexic'i onların arkasında kullandı. Biraz daha defansif oyunu sayısını artırdı. Sağda Erol Bulut. Ankara Gücü erken gol bulunca beklemediği bir şey oldu. Ondan sonra bu Tayyip'i oyuna katmak zorunda kaldı. Hücum oyuncularının sayısını artırdı sağda ama aslında Erol Bulut'un hayali bu değildi. Erol Bulut aslında bu takımla işte Galatasaray gibi bir rakibe karşı bir arada bütüncül duran, boşluk vermeyen, işte fırsat bulunduğunda Gelerme, Alex için uzak mesafeli şutları ve ara paslarıyla, Adem'in yeteneğiyle gole gitmeyi hayal eden bir takımdı. Ankara Gücü karşısında onluklarını alamadılar. Galatasaray karşısında muhtemelen bu boşlukları vermemeye çalışacaklar. Galatasaray tabii şüphesiz Schalke yolunda olacak, Şampiyonlar Ligi dönüşü. Şüphesiz ki Fatih Terim daha böyle gözleri parlayan, coşkulu olan, daha fazla oynamaya ihtiyacı olan oyuncuyu bulmaya çalışacak Malatya deplasmanında, ki bu tarz deplasmanlar zordur. Ama Fatih Terim de bu konuda ustadır. Muhakkak ki bu tarz maçlarda en iyi 11'inizi değil, o anda elinizde 25 kişilik kadroda en kaliteli, en pahalı 11'inizi değil, bu maçta kendini göstermek isteyen oyuncuyu bulmalısınız. Yani Malatya maçında gol atmayı veya Malatya maçında iyi oynamayı, gece yastığa başını koyduğunda hayalini kuran oyuncuyu bulmalısınız. O yüzden sürpriz bir takımla çıkıp Malatya karşısında sürpriz yıldızlar yaratabilir ki bunu da yaratmak zorunda, Fatih Terim bunu bulmak zorunda. Size bir de sorumuz var. Bu soruyu doğru yöneten iki kişiye MediaMarkt hediye çeki armağan ediyor. Soru şu: Galatasaray'ın Uruguaylı kalesi Muslera Süper Lig kariyerinde, sadece Süper Lig kariyerinde toplam kaç penaltı kurtarmıştır? Yani direkten dönen ya da dışarıya giden değil, Muslera'nın kurtardığı sadece Süper Lig'de, diğer turnuvalar dahil değil, toplam kaç penaltı vardır bu hafta kurtardığı dahil? Yanıtı biliyorsanız nasıl cevaplayacağınız videonun altında.